Yürümek için o yolu değil de
Verselerdi. İstediğin hayatlardan birini seçme şansın olsaydı. Böyle raftan seçer gibi. Alışverişe gittiğimizde askılardan beğendiğimiz kıyafeti seçmemiz gibi. Neyi seçerdin? Belki hep farklı yapmak istediğin şeyler vardı. Neden bunu sabah uyandığında yapmayasın? Hep sağ tarafından mı kalkıyorsun? Bu sefer sol tarafından kalk. Kahveni hep sütlü mü içiyorsun? Yarın sabah sade iç. Her gün oraya minibüsle mi gidiyorsun? Bugün yürüyerek git. Ufacık değişimler bile yeni bir şeye başlıyormuşuz hissi uyandırır beynimizde. Ve yeni bir şeye başlayıp bitirmenin verdiği tatmin hissi, beynin başardığını bilmesi hissi bizi mutlu eder. Anlık mutluluklardan ziyade başarı daha kalıcı bir mutluluk ve tatmin hissi bırakır. Belki de bir şeyleri farklı yapmak ya da bir şeyleri rutine oturtmak istiyorsun ama bir türlü olmadığını hissediyorsun. Düzenli spor yapmak istiyorsun belki ama devamını getiremiyorsun, süreklilik sağlayamıyorsun belki de. Bunda hiçbir problem yok. İnan bana, hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Sorun değil. Bazen beynimizin hiçbir şey yapmamaya da ihtiyacı vardır. Gerçekten yapmak istiyorsan bir şeyi, İçinden ondan geriye say ve geri sayım bittiğinde olduğun yerde, oturduğun yerde ayağa kalk ve ne yapman gerekiyorsa başla. O an orada nerede olduğunu fark etmeksizin ne yapman gerekiyorsa o ilk küçük bebek adımı at ki devamı gelsin. İnanıyorum ki potansiyellere yapılabilecek çok büyük başarılara sahibiz daha şimdiden. Bunlara sahibiz ama yapmamayı tercih ediyoruz. Kendini iyi hissetmen için değil, potansiyelinin ve değerinin farkına varman için söylüyorum bunları. Geçenlerde bir yerde bir söz okumuştum. Başarısız olmaktan korkmuyor olsaydın nelere başlardın? Kim bilir neler yapardın? İşin ucunda başarılı ya da başarısız olmak değil, o şeye başlayıp o süreci yaşamak önemli olan. Süreci yaşamak. O süreç belki sana başladığın işten başarı değil ama bambaşka getirilerle gelecek. Bambaşka şeyler öğreneceksin. Bambaşka deneyimler edineceksin. Bir tane hayatımız var şu an bildiğimiz. Sence denemeye değmez mi? O çok korktuğun şeyi yapsan ne kaybedersin? Ucunda gerçek, net bir bitiş, ölüm.
sürece ne fark eder? İnan bana, inan bana, çoğu şey gelip geçici. Bugün çok üzüldüğün bir şey, en kötü başına gelebilecek en kötü şey bile haftalar, aylar, yıllar sonra sana şekilde hatırlayacak, üzüleceksin. Ama şu an canını yaktığı kadar yakmayacak. Belki de ne kadar güçlendiğini düşüneceksin. Belki de ne kadar çok yol kat ettiğini. Belki yine aynı şey gelecek başına. Aynı oranda, aynı şekilde üzüleceksin. Ama geçecek. Sana söz veriyorum. Her şey geçecek. Sana söz veriyorum. Şu an yaşadığın mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar geçecek. Hiçbiri kalıcı değil. Hem sen hiçbir hissin sonsuza kadar sürdüğünü gördün mü? Ben görmedim. Ben de yeni fark ediyorum. Çünkü her şey anlık. Hayatımız yaşadığımız anların toplamı. Eğer öyleyse neden geçmişi ya da geleceği düşünerek kendimizi parçalıyoruz ki? Tabii ki ölçülü oranda geleceğimizi düşünmeliyiz. Tabii ki bazı şeyleri hatırlamak, unutmamak, değer vermek adına geleceğimizi. Geçmişimizi unutmamalıyız. Ama bunlara obsesyon derecesinde takılıp kalırsan şu an nasıl yaşayacaksın? Sen şu an buradasın. Benimlesin. Ve değerlisin. Burada seni düşünen, sana değer veren biri var. Bundan emin olabilirsin. Ve asla kimsenin sana değersiz hissettirmesine izin vermeyeceğim. Ben sana inanıyorum. Ben sana güveniyorum. Ve sen uyuyana kadar burada yanında olacağım. Anlaştık mı? Şimdi bırak seni huzursuz eden şeyleri. Yatağın olduğu geniş
Bir şey hakkında ben burada olacağım. Tamam mı?